Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Mano ben. Bugün sizinle HTC One A9 elimizde ve HTC One A9'a son artık değerlendirme yapabiliriz ya da bunu uzun kullanım testleri diyebilirsiniz. Artık ne derseniz deyin arkadaşlar. Telefonu dediğim gibi sizler için değerlendirmek istiyorum. Ben HTC One A9 tanıtıldığında biliyorsunuz bir ön değerlendirme videosu hazırlamıştım sizler için ve bu video sizler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bu konuda size tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Çok fazla yorum da aldık bu videonun altında. Bu videodan sonra HTC Türkiye bana bir mail attı ve gördüğünüz gibi şu an mailimiz zaten sayfalar elimde. 3 sayfa bir yazı gönderdi bana. Ve dedi ki arkadaş sen, tabi öyle demedi ama laf oraya gidiyor. Sen bu videoyu hazırladın ama bizim telefonumuz senin ön değerlendirmede bahsettiğin kadar kötü bir telefon değil dedi. Zaten ben telefona kötü de dememiştim. Telefon bence çok iyi bir telefon. Eğer doğru fiyatlandırılabilseydi HTC One A9 orta segmentin şampiyon telefonu olabilirdi. Ama söylediğimiz gibi maalesef fiyatlandırma konusunda HTC yine çıtayı çok yüksek tuttu ve telefon bence hak ettiği değeri göremedi diye düşünüyorum ya da göremeyecek diye düşünüyorum. HTC bana dediğin gibi tek tek telefonun özellikleriyle ilgili bir yorumda bulunmuş. Ben de bunlara zaten bu videonun altında bana göndermiş olduğu maili harfine noktasına dokunmadan yayınlayacağım. Siz de mutlaka bunu değerlendirin. Bu videoyu izledikten sonra onu da mutlaka okuyun. Kendi yorumlarınızı da lütfen onun altında bize belirtin. Şimdi şöyle söyleyeyim ben arkadaşlar. Bana HTC ekranla ilgili bir yorumlamada bulunmuş. Demiş ki işte bizim demiş telefonlarımızın Turkcell 60 ya da Vodafone Smart Ultra 6 ile herhangi bir benzerliği yok demiş. Bizim telefonumuz AMOLED ekran demiş. Haklı, bu noktada gerçekten doğru söylüyor. AMOLED ekranı var telefonda. Fakat ben mesela şunu söyleyeceğim size. Bu AMOLED ekran ne kadar başarılı, ne kadar başarısız, bunun da testini sizlere sunacağım. Bunun testini yapacağım sizlerle. IPS panellerle karşılaştıracağım özellikle. Hatta AMOLED ekranla da karşılaştırabiliriz diye düşünüyorum bunu. Elimizde çünkü AMOLED ekranlar var. En azından orada renk keskinliği ya da beyaz renk konusunda ne kadar performans verdiğini hep beraber görebilmiş oluruz. HTC One A9'un. Bunu önümüzdeki günlerde paylaşalım. Şimdi aklıma geldi. Yoksa telefonla ilgili birçok test yaptım. Test yapmaya da devam ediyorum. İşte 2.5D işte bu Gorilla Glass kaplama ile geliyor demiş. Hakikaten bu güzel bir özellik. Bu telefonun belki HTC bu konuda çok sevmiyor bunu söylenmesini ama bana biraz iPhone 6'ya benziyor gibi geldi. Zaten telefonun arka tarafını iPhone 6'ya çok rahat benzetebiliriz. HTC şunu söylüyor. Bizim diyor M7'den itibaren tasarım anlayışımızın devamı ve sonucudur diyor HTC One A9'un. Ama telefonu kime gösterdiysem ben ne kadar iPhone'a benziyor dedi. Bu noktada da dediğim gibi artık Apple mı HTC'yi taklit etti? HTC mi Apple'ı taklit etti? Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ya da ortada zaten bir tane gerçek var. Apple çok iyi telefonlar yapıyor. Çok da fazla tasarımla da oynamamak lazım diye düşünüyorum. İşlemci konusunda HTC bana gerçekten işte Snapdragon 615'i Snapdragon 617'yi karşılaştıran bir tablo göndermiş, çok sağ olsun. Bu tabloyu ben daha evvel, bunlar bana göndermeden evvel ben zaten Snapdragon 600 serisiyle ilgili bir video hazırlamıştım. Bilgilendirici bir videoydu bu. Sadece 615'te 617 değil, 616'yı, 618'i ve 620'yi de birbiriyle karşılaştıran bir videoydu bu. Mutlaka o videoyu da izleyin. Hatta bunu da paylaşalım. Tekrar videonun altında mutlaka onu bakın çünkü 2016 yılı ile birlikte Snapdragon 618 ve Snapdragon 620 piyasaya çıkacak. O işlemciler hakikaten Snapdragon 600 serisi işlemcileri telefonları bambaşka bir noktaya taşıyacak. Bugünün amiral gemisi telefonlarıyla yarışır noktaya taşıyacak. Oysa ki Snapdragon 615 ile Snapdragon 617 arasında bana bir tablo gönderilmiş. Bu tablo Qualcomm'un da sitesinden alınmış. Buradaki en önemli fark modem tarafında. Modem tarafındaki bu farkın son kullanıcıya nasıl bir etkisi var? Bunu hep beraber yapacağımız testlerde göreceğiz. Şu anki üreticiler, özellikle GSM operatörleri Snapdragon 615'li telefonların 4.5 GDSD olduğunu söylüyor. İşte Qualcomm öyle değil diyor. İşte Snapdragon 617'nin 4.5 GDSD'yi var. Burada böyle bir avantajı var. İki tane taşıyıcıya sahip çift hatlı telefonların ikisinin iki hattan birden veriyi kullanabilme yeteneklerine sahip olacaklar Snapdragon 617'de. Ama dediğim gibi tek hatlı telefonlarda bu çift taşıyıcılı sistemin nasıl bir işe yaradığını ben de tam olarak bilemiyorum. Göreceğiz hep beraber.
Video tarafında Snapdragon 615'ten 617 tarafında herhangi bir farklılık yok. 21 megapiksele kadar kamera desteği var. En önemli bence fark ses tarafında, işte Snapdragon 615'ten 617 arasında gidiyorum. Orada işte 16 bit desteği varken Snapdragon 617'de 24 bit desteği var ve flak dosyaları oynatabiliyor. Şunu söyleyeyim ben size. Son dönemde gerçekten sesine hayran kaldığım bir telefondu. HTC One A9. LG Vion da aynen böyle bir telefondu. Çok başarılıydı. Ama aynı şekilde bu HTC One A9'un da mükemmel bir ses kalitesi olduğunu söyleyeyim. Hatta ben bu şöyle söyleyeyim size. iPhone 6 ile karşılaştırdım sesleriyle. Yakından uzaktan alakası yok. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten HTC One A9 bu konuda çok başarılı. Ha, sesin dışarı verilmesiyle ilgili, kulaklıktan verilmesiyle ilgili konuşuyorum arkadaşlar. Ekran tarafında zaten bir şey yok. İşte ikisinde Full HD desteği var. Snapdragon 615'in 2560'a 2048 desteği olduğu söyleniyor ama bu çözünürlükte bir telefonu ben Snapdragon 615'i kesinlikle ve kesinlikle yönetemeyeceğini düşünüyorum. Bu noktada HTC dediğim gibi işlemci tarafında bize oldukça bilgilendirici bir mail atmış ve güç desteğinden bahsetmiş. Yani özellikle ben bu noktada HTC One A9'u tebrik etmem gerekiyor pil tarafında. Pille ilgili bir şey var mı? Var. O zaman onu orada anlatırız diye düşünüyorum. İşlemci tarafı dediğim gibi böyle Snapdragon 617 var. Snapdragon 617'nin buradaki en önemli avantajlarından bir tanesi 615'ti. Vodafone Smart 6'ya göre diyelim. Çünkü öyle denmiş. Biz de onunla karşılaştırmıştık o zaman. 64 bit desteği sunabilmesi. 64 bit desteği sunduğu için de telefonun Geekbench 3 testinde %10 civarında daha performanslı olduğunu görüyoruz. Snapdragon 617 ETC One A9'un. Bunu hemen söyleyeyim size. Yoksa çekirdek frekansı ya da mimari açıdan herhangi bir değişiklik yok. İşlemci tarafında dediğim gibi Snapdragon 615 ile 617 arasındaki en önemli fark modem desteğinin olması ve bu desteğin nasıl bir etkisi olduğunu hep beraber yapacağımız testlerde göreceğiz. Ve en önemli farklardan bir tanesi yine dediğim gibi ses tarafında çok büyük bir inovasyon olması Snapdragon 617'de. HTC One A9'da dediğim gibi bu konuda çok başarılı. Kamera tarafında arkadaşlar biliyorsunuz HTC One A9 IMX 214 sensörü kullanıyor. Ve ben bu noktada telefonu oldukça eleştirmiştim. Neden IMX 214 sensörü kullanıyor? Çünkü IMX 214 sensörü şu anda 800 TL'ye satılan telefonlarda kullanılan bir kamera sensörü. 2500 TL'ye sattığın telefonda IMX 214 sensörünü kullandığın zaman biz de dolayısıyla gerçekten şaşırıyoruz. Şimdi ben kamera testi yapacaktım geçenlerde. Zaten bununla ilgili bir video da hazırladım size. Anket hazırladım hatta. Telefon dedim neyle karşılaştırmam lazım? Yani IMX 214 serisi sensör kullanan telefonlarla mı karşılaştırmam lazım? Yoksa ben telefonu 2499 liralık fiyatına muadil telefonlarla mı karşılaştırmam lazım dedim. Hatta bununla ilgili size de bir video hazırlayıp anket sorusu sorduk. Buna da katıldığınız çok teşekkür ederim. Bunu bağlamda size kamera testini hazırladık. Kamera testi devam ediyor hala. Onu da söyleyeyim size. Burada en iyi bulabilmek için bence bu kamera tarafındaki en iyi hangisi sorusunu bulabilmek için de bence bu testi mutlaka incelemeniz lazım. Önümüzdeki günlerde bunu da paylaşacağım sizinle. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi kamera tarafında işte HTC gerçekten çok iddialı, optik imaj sabitleyici OIS ile ilgili çok iddialı ve 13 megapiksel kameranın oldukça detaylı çekim yapabildiğini bize söylüyor. Oysa ki ben dediğim gibi IMX 214 sensörü benim için bilinmedik bir sensördü. Bununla ilgili çok fazla test yaptım. Oldukça gece çekimlerinde iyi sonuçlar verebilen bir sensördü bu. Hele Oppo Find 7'de ya gerçekten inanılmaz işlere imza atıyordu IMX 214 sensörü ama HTC One A9'da nasıl performans gösterecek bunu yapacağımız testlerde ortaya koymak istiyorum. Bunu dediğim gibi ilerleyen günlerde paylaşacağım sizinle. Önde de 4 ultrapiksel bir ön kamera olduğu söyleniyor HTC tarafından ve %300'e kadar daha fazla ışığı yakalayabildiğinden bahsedilmiş. Bunu dediğim gibi yapacağımız testlerde göreceğiz. Bakalım gerçekten HTC'nin söylediği gibi mi yoksa normal bir işte 4 megapiksellik bir kamera sensörünün verebileceği performansı mı veriyor? Bunu dediğim gibi test bittiğine görebileceğiz hep beraber arkadaşlar. HTC One A9'un ultrapiksel ön kamerası
kapalı alan ve az ışıklı ortamlara yapılan çekimler oldukça iyi bir sonuç vermektedir diye ibaresi var. Bakalım bunu göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Pil tarafında HTC Van A9'da biliyorsunuz 2150 mAh'lık bir pil var. Ben bu pilin nasıl bir sonuç vereceğini çok merak etmiştim. Ve telefonun piliyle ilgili de farklı testler yaptım. Video testleri yaptık. Bunun yanında pilin ne kadar sürede dolduğunun testlerini yaptık. Gerçek kullanım pil testini yaptık. Yani gün içinde telefonu kullandık ve ne kadar şarjının gittiğini sizlere göstermeye çalıştık. Bu noktada ben şunu söyleyeyim. 1150 mAh'lik bir telefondan beklemeyeceğim performansı gösterdi. Bu noktada gerçekten HTC'yi kutlamak lazım. Bence iyi bir iş yapmışlar. Ve Snapdragon 617 oldukça güzel çalışmış. Yani burada dediğim gibi işte yazıda okuyacaksınız. HTC One A9'un pil performansını miliamper değeri daha düşük olmasına rağmen daha iyi sonuç vereceğini görebilirsiniz demiş. Muadil ürünlere göre kıyaslamış. Mesela şöyle bir şey söylemiş. HTC yine kendisiyle karşılaştırmış. Kendisini bu noktada tebrik ederim. One M9 modelimizin bekleme süresi One A9'dan daha azdır demiş mesela. 2010'da da yanlış hatırlamıyorsam 2840 mAh'lik M9'un bekleme süresinden daha fazla bir pil gücü olduğunu söylemiş. Bunu dediğim gibi yaptığım testlerle ortaya çıkarttım. Ben gayet beğendim telefonun pil performansını. Yani 2150 mAh'e göre gayet beğendim. 3000 mAh'lik bir pil olsaydı bunun için onu beğenmezdim ama 2150 mAh'e göre bence HTC One A9'un kamerasının, özür dilerim, pili oldukça başarılı. Arkadaşlar HTC tasarım tarafına da girmiş. Tasarım tarafına ben çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü yani burada telefon çok ciddi anlamda iPhone 6'ya benziyor ve iPhone 6 kullanan insanların telefonu Apple böyle telefon mu yaptı diye telefonu aldıklarına şahit oldum telefonuma bakıp. Burada dediğim gibi telefon tasarımını beğenirsiniz beğenmezsiniz şudur budur bunu bilemem ama ben telefon tasarımını oldukça beğendim. Parmak izi okuma sensörü muhteşem çalışıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yani parmak izi okuma sensörüne fiziksel bir şekilde dokunmak zorunda değilsiniz. Üzerine parmağınızı koyduğunuz gibi hemen algılıyor ve işte harekete geçiyor. Diğer M9 Plus'ta olduğu gibi diyebilirim. Oldukça o da çok başarılıydı. Aynı zaten parmak izi okuma sensörü var. İşte dediğim gibi özel bir metale sahip. Bu magnezyum alaşımlı bir metal diyorlar buna. Ben tek kelimeyle çok kaliteli görünüyor. Gerçekten çok kaliteli bir malzeme. Ama işte gördüğünüz gibi bir de burada kılıfı var HTC'nin. Bu kılıfa bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kılıfa kullanıyorsunuz. Zaten bu kılıfın incelemesini de önümüzdeki günlerde yapacağım sizinle. Şöyle söyleyeyim. Bu Duckweave denilen bu kılıf bu telefonun tabii ki bütün malzeme kalitesini yok ediyor. Onu da söyleyeyim size. Yani evet, bu tarz kılıflar çok güzel. İşte gerçekten çok güzel bir kılıf. Çok güzel düşünülmüş bir ayrıntı ama işte dediğim gibi bu kadar güzel bir malzemeyi de yok ediyor arkadaşlar. Bunu da söylemem lazım. Ses tarafında zaten söyleyeceğimi söyledik. HTC bu noktada müthiş bir işe imza atmış. Snapdragon 617'nin işte ses desteğiyle birlikte. Yani dediğim gibi bu 192 kHz 24 bit ses desteğiyle birlikte müthiş bir işe imza atmış. Bunu hemen belirteyim. Gerçekten çok güzel bir telefon. Fakat işte işin şu anda en son noktasına geldim. Fiyatı. Bu telefon şu anda Galaxy Note 5'ten daha pahalı arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl eleştirmeyeyim ben? Bana söyler misiniz? Ben mesela şu telefonda 2499 liraya satılıyor bu telefon. Pil testi yaptım ben bu telefonda. Pil testi yaparken hep biliyorsunuz aynı video oynatıyorum ve 4K bir video bu. Çok yüksek FPS oranına sahip bir video. Fakat ben bu telefonda o videoyu oynatamadım arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde oynatamadım. Çok fazla atladı, bekledi, şu oldu, bu oldu. Daha sonra bir tane işte Full HD bir video attım ve işte pil testimi ancak öyle yapabildim. Şimdi 2499 lira verdiğim bir telefonu 4K video bile oynatamıyorum. Bu noktada ben HTC'yi eleştirmek zorundayım. Telefonun fiyatının yapabildiklerine göre oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Evet, telefonun birçok avantajı var, artısı var, şusu var, busu var ama 2499 liralık fiyatı bence telefonu tamamen ve tamamen alınmaz bir hale getiriyor. Bu telefonun fiyatı ne olabilir derseniz
Ben 1600 ile 1800 TL arasında bir fiyatlandırmadan bu telefonun satılabileceğini düşünüyorum. En azından insanlara farklı bir alternatif olabilirdi, değerlendirebilirdi telefon. Ama bugün LG G4'ün bile hani 1800 seviyelerinde şu anda LG Türkiye garantili bir şekilde satıldığını da görüyoruz. Yani HTC burada telefon noktasında çok iyi bir işe imza atmış ama fiyatlandırma konusunda gerçekten biraz agresif olabilirler de diye düşünüyorum. Ama tabii ki üretim maliyetleri, bunun yanında pazarlama maliyetleri, firmanın durumu, yani birim maliyetleri, yani bunları tabii ki bilmiyoruz arkadaşlar. Yani biz sadece şu anda hani böyle olmalıydı diyoruz ama böyle nasıl yapılabilir diye bulmak bizim işimiz değil. Çünkü buradan ETC'den para alan insanlar biz değiliz. Bunun nasıl yapılması gerektiğinde bence firma oturup düşünmeli. Ben kiminle dans ediyorum? İşte Apple'la dans ediyorum. Kiminle? Samsung'la. Ben o fiyat segment, o donanımda bir telefon ortaya koyabildim mi? Koyabildim. Peki bunun fiyatını ne yapmam lazım diye sorduğunda bence bunu bulması lazım. Eğer fiyatlandırmayı dediğim gibi daha iyi tutabilmiş olsalardı telefon çok daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Hepimizin ETC hayranı olduğuna da eminim. Çünkü Android ekosisteminde ilk telefon üreten firmadır ETC. Bu noktada bizim için çok önemli bir yere sahip ETC markası. Umarım çok daha iyi bir noktaya gidebilirler. Çok daha iyi bir şekilde, çok daha agresif bir şekilde pazara hakim olabilirler. Ben bunu çok isterim. Ya ETC bana dediğim gibi 3 sayfa mail atmış. Bu konuda kendilerine yeniden teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi telefonla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ben telefonun işte uzun kullanım testini yaptım. Telefon evet mükemmel çalışıyor. Sense arayüzü mükemmel çalışıyor. Efendime söyleyeyim herhangi bir takılma asla yaşamadım telefonda. İşte bilmem ne sense arayüz durduruldu. Hatası hiç almadım telefonda. Ama dediğim gibi sonuçta Snapdragon 617 de olsa telefonunuzun işlemcisi, ben bunu Snapdragon 615 ile karşılaştırmak zorundayım. Çünkü ben bunu eğer kalkıp da Galaxy Note 5'teki Exynos 7420 ile karşılaştırırsam bu noktada gerçekten çok saçma bir karşılaştırma olacak diye düşünüyorum. O yüzden Snapdragon 615 ile karşılaştırmak durumundaydım. Böyle de yaptım. Arkadaşlar benim dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. HTC One A9 ile ilgili. HTC One A9 çok güzel bir telefon. Bu arada HTC, HTC diyorum falan filan arada. Artık idare edin. HTC One A9 gerçekten çok güzel bir telefon. Muhteşem görünen bir telefon. Ama fiyatlandırma noktasında büyük bir hata yapılmış. Umarım HTC bundan sonraki telefonlarında, bundan sonraki modellerde daha agresif ve daha gerçekçi fiyatlarla pazara hakim olur. Tekrar söylüyorum bu noktada. Söyleyebileceğim başka bir şey yok HTC One A9 ile ilgili. Ben uzun kullanım testleri diyebiliriz buna. Son değerlendirme de diyebiliriz. Nasıl algılarsanız arkadaşlar. Ben bunu yaptım. Dediğim gibi şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bu konuda yorumlarınız varsa lütfen, HTC One A9 ile ilgili yorumlarınız varsa lütfen bunu bize bildirin. Videonun altına tekrar söylüyorum. HTC Türkiye'nin bana göndermiş olduğu, cevaben göndermiş olduğu maili de harfine noktasını dokunmadan paylaşıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.